Zengi ata, zenci, sığır çobanı olmasına rağmen Taşkent'te şeyhlik ederdi. Mübarek bir gün öküzlerini, ineklerini otlatırken Allah'ın zikrini vurur, öküzler onun zikrinin muhabbetinden, halavetinden otlamayı unutur, şeyhin etrafını sararlardı. Tıpkı Veysel Karani Hazretleri deve otlatırken develerin gelip onu seyretmesi gibi. Bir kulu Allah severse mahlukat da sever, koyun da sever, sığır da sever. Bir kulu Allah sevmezse mükevvenat, hiçbir şey onu sevmez. Günlerden bir gün böylece sığırlarını otlatırken Taşkent'te dört tane ulu zat çıktı geldiler. Uzun Hasan Ata, Seyit Ata, Sadreddin Mehmet Ata, Bedreddin Mehmet Ata isminde dört kişi geldiler. Buhara medreselerinde talebe olarak okuyorlardı. İlimin zahirini tamamladık, nefsimizi terbiye edelim, kamil bir makama ayak basalım diye Buhara'dan çıkıp Taşkent, Semerkant taraflarına şeyh aramaya çıktılar. Geldiler Türkistan taraflarında göç ettiler. Zengi Ata'yı buldular. Zengi Ata'yı buldular ama başlarına gelmedi kalmadı. Uzun Hasan Ata mübarek dört talebe böylece araya gelince mübarek Zengi Ata dört talebeye dedi, ne ararsınız? Efendi Hazretleri, biz zahiri ilmi Buhara'da bitirdik, kendimize kamil bir mürşit ararız. Dedi, ayaklarıyla da diken topluyor, çıplak saadetli ayakları, onlara kendini, kemalatını göstersin diye dikenlere basa basa demet yaptı. Ayaklarına dikenler batmadı, ben kamilim demek istedi. Dediler, Efendi Hazretleri biz şey arıyoruz. Mübarek Zengi Ata dünyanın çepçevre dört bucağını koklayayım, kamil mürşit nerede bulursam size haber vereyim, siz Allah misafiriniz dedi, ikram etti. Doğuya döndü, batıya döndü, kuzey güney kokladı, dördüne dedi, her tarafı kokladım, yokladım, sizi irşada benden daha kamil dünyada kimse göremedim dedi. İşte nefis çıktı. Bunlar şeyh aramaya çıktılar ama medreseyi Buhara'da bitirdiler ama nefsini de yanında getirdiler. Onun için nefisleri başlarına dert oldu. Bak bu sözüm bir daha diyeyim, pek hoş kelam oldu. Medreseyi Buhara'da bitirdiler, nefisleri yanlarında götürdüler. Nefis çıkmadı. Cesetleri Bedre Buhara'da alim oldu. Nefis de işlerinde viran kaldı. Ah bir anlasanız. Bundan asırlarca önce Buhara medresesini bitirsen, bu nefis sen de ben de oldukça İslam mümkün değil. Bak ne oldu şimdi. Dört tarafı kokladım, sizi irşad edecek benden başka kamil bulamadım. Böyle deyince dördü birden hayrette kaldılar. Seyit Ata, Bedreddin Ata hemen inkara yöneldiler. Seyit Ata kalbinden, ben seyidim, peygamber evladıyım, ilim sahibi mollayım, incelikleri bilenim, şu simsiyah kalın dudaklı çobana mı mürid olacağım dedi. Bilmedi ki siyahlıkta aklıkta marifet değil, gönlünün paklığında marifettir. Gönlünü pak eden ak olmuş, kara olmuş, ne zarar ne fayda. Gönlünü ak edemezsen, tenin pak olsa, mavi gözlü, sarışın olsa ne fayda? Gördünüz mü Buhara medresesinde nefsi getirdi Seyit Ahmet. İsmi Ahmet, evladı Resul, peygamber zürriyeti. Yahu şu dedi çobanın inkarın iddiasına bak. İki parmak kalın dudaklı simsiyah çoban kalkmış bize şeyh olacak benim gibi bir seyide dedi. İşi baştan bozdu. Bu ilim neyi yaradı Hak Teala aşkına? Ben onun için bunları seçtim size bugün.
Bu ilim neyi yaradı şimdi? Bedrettin Mehmet Ata şöyle dedi: bu kalın dudaklı zencinin yeltendiği iddiaya bak. Kala kala evliyalık şu çoban zenciye mi kalmış dedi. Ya bilmez ki, bilinmez ki Allah çobandan Veysel Karani'yi çıkarttı. Bütün peygamberler çobanlık etti. Muhammed Arabi Aleyhisselam dedi bütün peygamberler çobandı. Sen de çobanlık yaptın mı ya Resulallah? Evet dedi, ben de çobanlık yaptım. Çobanlık peygamber mesleğidir. Yani çoban oldu da şu kalın dudaklı çobana mı mürid olacağım Bedrettin? Allah razı olsun. Bedrettin Mehmet Ata da öyle dedi. Uzun Hasan Ata ve diğer mübarek dediler Allah kadirdir. Kudret sahibidir. Bir siyah adamın gönlüne nur-i ilahiyi korda yerleştirir. Aleme sultan eder. Olur bu zattan şeyh dedi. İki mübarek teslim oldu. İki mübarek olmadı. Biri kalın dudaklı çobanla mürid olmam dedi. Biri seyidim hele şu işe bak dedi. Bunlardan nasıl çıkar? Seyid Ata, Seyid Ahmet ismi. Allah bir Muhammed Ak. Zengi Ata'yı küçümseyen, ilmine mağrur, seyitliğine güvenen, nice hizmetler etti muradını eremedi. Çare şefaatte kaldı. Onun için mürşidin hanımı mürşide şefaat eder. Seyit Ahmet Ata diğer iki arkadaşının şeyh ve kamil olduğunu görünce kendi kusurunu bildi. Dedi Amber Ana'ya giderim, elini ayağını öperim, şefaat eder bizi Zengi Ata affeder. Amber Anne'ye geldi. Dedi ana, Allah yolunda vurmadığım baş, yapmadığım iş kalmadı, hizmet kalmadı ama gönlüm ağarmıyor, gönül darlığından sabahlar olmuyor dedi. Sabahlar olmaz ebeda. Gönlüm teselli, gönlüm teselli bulmaz ebeda. Zengi Ata böylece Amber Ana'ya şikayet edince, şefaat isteyince, anamızın yüreği yumuşadı. Kadın şefkat sahibidir. Kadının şefkati muhabbetini geçer. Şeyhe vardı. Şeyhe varmadan önce Seyit Ahmet Ata'ya dedi, siyah örtüler örtün. Kendini simsiyah et, kapkara günahına misal göster. Sabah namazında şeyh camiye gelirken merdiven başına yat. Seni çinleyince o zaman yalvar. Ben de şefaat edeyim gece. İnşallah ya Seyit senin işin güzel olur. Simsiyah örtülere bizim Seyit Ahmet Efendi Hazretleri sarıldı. Merdiven başına yattı. Şeyh Zengi Ata haneden çıktı. Ayakları çıplak gezen çobandı. Ayağını Seyit Ahmet'e bastı. Basınca Seyit Ahmet Hazretleri ayağa sarıldı. O mağrur, ilmine mağrur, ilmine mağrur, seyitliğine mağrur zencinin ayaklarını öptü. Dedi ya şeyhim bahtım senin elinde. Yüzümün karalığı benim karalık, seninki değil. Asıl kara ben oldum, örtüye sarındım. Senin karalığın ten karalığı, benim karalığım can karalığı dedi, yalvardı. Onun üzerine nefsini bu kadar zelil etmesine Zengi Ata tahammül edemedi. Dedi sen öyle nefsini kırdın, küçülttün ki ya Seyit Ahmet, nefsini sen öyle kırdın, küçülttün ki ayaklarımın siyahına, seyitliğine bakmayıp yüzünü sürdün. Ama kalbini, ruhunu âli kıldın. Allah seni çok yüceltti. Kalk kalk, senin işin bitti. Sen önce bizi beğenmemiştin. Senin yoluna mani, engel, perde o idi. Şimdi onu öldürdün. Muhteremler, Allah yoluna perde çok ilimden olur. Çok ibadetten olur. Çok zenginlikten olur. Sesi güzellikten olur. Makam tutturmaktan, makamla okumaktan olur. Güzel konuşmaktan olur. Göz güzelliğinden olur. Can güzelliğinden olur. Ten güzelliğinden olur. Ama 5 kuruş saman pazarında buna para vermezler. Asıl güzellik kalbi selim, kalp güzelliğidir. Allah
muhterem, kamil, kalbi selim ister. Makamından yukarıya varılsa, bülbül makam düzenlerin başında imam olurdu. Onun için de mağrur olduğundan kafese koyup hapsettiler. Sesinin güzelliğine bakıp aldanacağına kafese girersin. Nefsini karga gibi ol da kimse ilişmesin. Bak hiçbir kargayı kafese koyuyorlar mı? İlmim güzel, makamım güzel, şöhretim güzel, sofiliğim güzel, kafese koyarlar, hiç terakki edemezsin. Seyyid Ahmet Ata Hazretleri bak seyyidim dedi, 5 kuruş etmedi. Yani haşa, seyyidlik kamil bir sıfattır da terakkiyete mani oldu, mağrur olduğundan seyyidliğine bir şey gelmez haşa. Ha, ilmim var dedi, bak bir şey yaramadı. Muhteremler, insanı insan eden nefsi islahtır. Arkadaş içeride, düşman içeride, kilit kapıda, tüfek duvarda, düşmanım var benim Trabzon'da. Bunlar hep masal. Senin düşmanın Karabağrı'nda, cesedinin içinde düşmanın var. Karadenizliler eskiden düşmanıydı, 9 memleket gitsem bulur, vuracağım onu dedi mi vurur. Şimdi Karadenizli düşmanlıktan vazgeçti, onu vurmuyor. Senin düşman içinde. Nereye kaçsan beraber geliyor, bu düşmandan kaçılır mı? Düşmanım var derler Karadenizliler, düşmanım var, düşmanım var. Nasıl anlatacağız bilmiyorum ki kurban. Artık ayağa kalkabilirsin ya Seyit. Nefsini öyle küçülttün, öyle küçülttün. Kendini büyütmeye yetti. Perde aradan gitti. Muradına erersin, muradına erdi. Öyle muradına erdi. O kadar yüksek evliya oldu Seyit Ahmet Ata. Bir gün toprağından iyi mahsul alamayan bir ekicinin şikayeti üzerine toprağa hitap etti. Bir ekici, ekinci, tarlacı Seyit Ahmet Ata'ya geldi, benim toprak iyi mahsul vermiyor yahu dedi. Tarlayı şikayet etti Seyit Ahmet Ata'ya. Seyit Ahmet Ata Hazretleri toprağa vardı. İyi mahsul versene Allah'ın emriyle dedi. Yıllarca tohum ekmeden her sene bol mahsul verdi Seyit Ahmet Ata'nın emriyle. Allah'ı bilene mahlukat ram olur. Allah'ı bilene aslanlar koyun olur. Hani Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri'ni anlattık ya, adamın birisi sözün meclisten, sizden ruhaniyetten dışarıya eşeği vardı. Aslanın biri geldi yedi eşeği. Adam mahzun oldu, eşek elden gitti, gücü yetmez aslanı kovalasın seyrediyor. Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri Allah dostu baktı mahzun oldu. Dedi ya adamın eşeği vardı bir tane, ona da dedi canı yandı. Adama çağırdı, gel buraya. Mahzun olma dedi. Aslanı vardı. Ey aslan, bunun eşeğini yedin. Allah'ın emriyle buna eşeklik yapacaksın. Bir yular bağladı eşeğin yularını aslana. Yükü vurdu. Götür köve dedi, bunu eşek yerine kullan. Allah kadirdir. Eşek o kadar yük taşır da aslan 5 misli taşır. Aslan öyle bir eşeklik etti, alem şaşa kaldı. Bir gün aslanın yularından tuttu getirdi şeyhe, dedi ya şeyhim Allah için şu aslanı al. Niye? Dedi ya öyle itaat ediyor, öyle itaat ediyor. Tuvalete gitsem peşin bırakmıyor dedi. Korkuyorum bir şey ediverir. Al şu aslanı. Dedi ya aslan, Allah'ın izniyle azat ettim. Var git işine. Aslan dedi esselamu aleyküm yallah ormana. Muhteremler, Allah dostu aslanı istese eşek eder. Sen Allah'ı bil, Mevla'ya kul ol da bak Allah'ın ne güzel nimetleri, ne güzel nimetleri var. Allah'ı bilmiyoruz. Düşmanı dışta arar olduk, işte bulmuyoruz. Seyyid Ahmet Ata şeyh oldu, her şeyhin bir halifesi olur. İsmail Ata da onun halifesi oldu. İsmail Ata Hazretleri tövbe estağfurullah, şöyle derdi: millet dedikodusunu yapar,
Hocalar gıybetini yapar. İsmail Ata'nın daha işin başındayken Seyyid Ahmet Ata'ya mürid olunca şöyle derdi: ben onları bilmem. Bana ne diyen desin tanımam. Yiyeceklerini veririm, davullarını çalarım, canım feda olsun Allah yolunda olan ümmeti Muhammed'e derdi. Yani bana ne gıybet etmişler, ne yapmışlar, ben hiç umuruma bakmam. Benim düşmanım içimdeki nefsimdir. Yiyecek lazım veririm, giyecek lazım veririm. Keyifleri gelsin, davullarında ümmeti Muhammed'in çalarım. Ama ben işime bakarım derdi. İşi nefsini ıslahtı. Ümmeti Muhammed'i dert edinmedi. O bana bunu dedi, ben de dedim. Dedi, dedikodu gitti. Dedikodu ne demek? Dedi. Sonra ne yaptı o dedikten sonra? Koydu gitti. Ya bu böyle dedi, bu böyle dedi. Hep dedi. Sonra ne yaptı o diyen adam? Koydu gitti. Yani dedi de hiçbir fayda vermedi. Onun için dedi de koyup gidenlerden olma demek. Dedikodu. Yani dedi, sonra ne yaptı? Koydu gitti, başını aldı gitti. Ben senin derdim yine bana kaldı. Fakirliğim yine bana kaldı. Karının geçimsizliği bana kaldı. O ne dedi? Demedik bir şey koymadı ki. Sonra ne etti? Kodu gitti. Dedikodu buna derler. Der koyar gider. Anlamaz mısınız bunu? İsmail Ata Hazretleri buyurdu ki, beni alem gıybet etmiş, çekiştirmiş, bana ne? Davullarını çalarım. Ben onları bilmem, tanımam. Davullarını çalarım. Canım feda olsun yollarına. Ekmeklerini, sulunu veririm. Benim işim benimle derdi. Hiç kulak vermezdi. Peki seni hocalar da gıybet ediyor dediler. Seni hocalar da çekiştiriyor. Mukabele. Bu hocalar bizim sabunumuzdur. Onlar olmasa nasıl temizlenelim derdi. Bu meşhur bir söz oldu. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri bu sözü çok beğenirdi. Yani adam hem hoca olmuş hem de ehli tasavvufu gıybet eder. Ya alem eder, der kor gider. Bu hocaya ne oldu? O da dedi, kodu gitti. Ha, hoca bile yaptığından sabun olur. Hocaların gıybeti avamınkinden 1000 katlı bahalıdır. Adamı pırıl pırıl temiz eder. Ütüsü içinde, sabunu içinde, kolası içinde, kokusu içinde. Onlar sabunumuzdur. Bırak yapsınlar dedi. Ben demedim, İsmail Ata dedi. Ha, ben demedim vallahi, bir sonra yanlış demeyin. İsmail Ata Seyyid Ahmet'in halifesi buyurdu. Dedi, hocalar bizim sabunumuzdur. Ya hoca neden sabun? Ya alim her şeyi biliyor, kitapta görüyor. Nasıl olur ehli tasavvufi şeyhleri gıybet eder? Şimdi tarikat zamanı değildir diye ehli tasavvufa taş atar. Avam söyler. Askerdir. Ama başındaki subay paşa söylerse pek ayıp olur. Onlar bizim sabunumuzdur. Onlar olmasa nasıl temizlenelim derdi. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri Yakup-ı Çerhi'nin halifesi, o da Hoca Alaaddin Attan'ın halifesi, o da Şah'ın Nakşibendi'nin halifesi bu söze derdi. Pek hoş bu söz, ne kadar güzel söylemiş. Onun için kardeşim, ümmeti Muhammed'in suyunu verin, ekmeğini verin, davullarını dövün. Yani gönüllerine hoş olun, müdara edin. Evet efendim, evet efendim, sen de haklısın, ben de haklısın deyin. Ama işinizden geri kalmayın. Aşınızın pirincini ayıklayın. Taşınızı ayıklayın. Pekala. İsmail Ata'nın düsturu müritlerine şu idi: halkı sev. Hak için halkı ayıplama. Ya baştan sözde dedim. Benim 1000 ayıbım varken senin 10 tanesini ayıplamam ne kadar büyük ahmaklıktır. Senin de 10 ayıbın varken elin 3 ayıbını ayıplaman ne ahmaklıktır. Sen melek değilsin, ben melek değilim. Şu ümmeti Muhammed'i neye ayıplarsın?
Allah için merhamet etmek lazım gelir. Bir kimse ümmeti Muhammed'e merhameten hayırlı dua etse, bilerek bilmeyerek, yani o adamı bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, Allah iki kaşın arasında bir melek yaratmış, o melek sana da bir misli sana da sana da der. Ya Rabbim şu ümmeti Muhammed'i cehennemde yakma dedim. Ha, o melek der, ya Rabbim bunu da cehennemde yakma. Benimki kabul olur olmaz bilmem ama meleğinki kabul olur. Şu halde ben sana bin dua ettim. Kendime meleğe bin dua ettirdim demektir. Bunun ziyan neresinde? Sana bin dedikodu ettim. Kendi amellerimi yaktım. Kar neresi? Kar neresinde? Allah aşkına bunun kar neresinde? Bir bak ya, bir de akıllı geçiniyoruz. Bunun akıl neresinde? Her iş bitti ümmeti Muhammed'e adalet etmek neyimize? Bu şucu, bu bucu, ona soy, buna say, buna hıncet. Ya bir avuç Türk kaldık ahir zamanda, son İslam devleti. İran bize düşman, Irak bize düşman, Suriye bize düşman, Rum bize düşman, Yunan bize düşman, Bulgar bize düşman, Ermeni bize düşman, Yahudi bize düşman, çekiş güç denilen Amerika başında balyoz gibi sana düşman. Bir de ben sana düşmanım, sen bana düşman. Yani bu son lokmayı da zehir etmekte ne mana var? Bak, saçımın kılı bir taneyken koparırsın. 100 adet kılı bir araya getirsem koparamazsın. Bir başağı koparırsın. 1 demet başağı bir araya getirsem koparamazsın. Ümmet-i Muhammed saçın kılı gibidir. Buğdayın başağı gibidir. Birer birer koparıp katil olma. Bir araya getir de gün olsun. Bir kadının bilek kalınlığında saçını bir çift öküz koparamaz. Ama o kadının saçlarını birer birer, üçer üçer ben de koparım sen de. Ümmet-i Muhammed tel saç gibi değil, bağ saç gibi olmaya layıktır. Bu millet İslam'a, bu Türk milleti çok hizmet etmiştir. 14 asır İslam'ın kalesi olmuştur. Neslimiz, ceddimiz Allah'ın dinini yaşayıp sahip olmuştur. Bırak şucuyum bucuyum diye birbirine adalet etmeyi. Sabun olma, eli temizleme. Bırak varsın, el seni temizlesin. Sen öyle sabun olma. Sabun olursan helaya da götürürler. Sabun olursan hamama da götürürler. Sabun olursan bitli çamaşıra da götürürler. Var adam ol da sabunlar seni temizlesin. Vah 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 vah. Kime? Şu ümmet-i Muhammed'in haline. Ne kadar garibiz. Ne kadar garip olduk. Mahallede düşmanlık, evde düşmanlık, şeytanın düşmanlığı, medeniyetin düşmanlığı, teknolojinin düşmanlığı, evladın babaya düşmanlığı, evlat babayı saymaz, babanın karıya düşmanlığı, karının kocaya düşmanlığı, kurdun koyuna düşmanlığı, aslanın öküze düşmanlığı, bu düşmanlıklar arasında nefsin sana düşmanlığı, her düşmanlıktan 1000 kere bela düşman nefsin düşmanlığı, sen 1000 düşmanı unutup 1 düşmanı yenemezsen, Allah'ı bulamazsan, de gölge ol, ümmeti Muhammed'e soğukta kaftan ol, elbise ol, kıtlıkta ekmek ol, dertlisine teselli ol, hastasına melham ol, yaralısına doktor ol, boşlusuna eda et, dertlisine teselli ver. Hakkın erenleri bu yolu tuttular, hak için halkı hoş gördüler, haktan ötürü halka itibar ettiler. Kaşı benim gibi, sözü benim gibi, İşi benim gibi, aşına ekşi katmış bana ne? Salçalısını yemiş sana ne? Çiğ köfte yemiş, Urfalı olmuş şona ne? Bırak çiğ et yiyen yesin sana ne? De, koy git! Hayır, bu değil Allah yolu. Bir gün bir müridi geldi İsmail Ata Hazretleri'nin.
Dedi derviş gel seninle terbiyet yolunda kardeş olalım. Seninle kardeş olalım İsmail Ata, Seyit Ahmet Ata'nın, o da Zengi Ata'nın, o da Hakim Ata'nın, o da Ahmedi Yesevi Hazretleri'nin, Ahmedi Yesevi Hazretleri Ubeyde Hazreti Allahümme sallallahu seyyidine Muhammed Yusuf Hemedani Hazretleri'nin halifesi. Bak kurban, o onun. Demek bu yol ustalık çıraklıktan geçiyor. Kamil kamile mal veriyor. Berber yetiştiriyor. Terzi yetiştiriyor. Şu halde hakkı bulmak isteyen Kamil'i bulacak. Bak yola bak. İsmail Ata, Seyyid Ahmet Ata'nın halifesi. Seyyid Ahmet Ata başına neler gelmedi. Zenci'nin ayaklarını öptü. Zengi Ata'nın, o Hakim Ata'nın, o Ahmedi Yesevi Hazretleri'nin, Ahmedi Yesevi Hazretleri Yusuf Hemedani Hazretleri'nin halifesi. Böyle gitmiş bu yol. Bir gün müridi geldi İsmail Ata'ya. Dedi gel Sofi, ben şeyh, sen mürit. Seninle bir kardeş mukavelesi yapalım. Kardeşiz seninle. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri bu söylenecek söze dedi her hikmeti toplayıcı bir kelamdır. Ey derviş, seninle tarikat arkadaşı olduk. Bizden bir nasihat kabul et. Buyur efendim. Bu dünyayı süslü bir mezar say. Dün kimin değildi, bugün senin, yarın da yine kimsenin olmayacak. Dünya dün kimsenin değildi. Cenab-ı Adem Aleyhisselam indiğinde parayla satılmadı, rehin verilmedi, ödünç alınmadı. Bomboş bir dünyaydı. Dün boşudu bu dünya. Vallahi yine yarın boş olacak. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Bu bir oyundur, oynayıp gidiyoruz. Bu bir oyundur, oynayıp gidiyoruz. Bu dünyayı süslü bir mezar say. Allah ile kendinden başkasını yok bil. Bir gün mezarda senden ve Allah'tan başka kimse de kalmayacak. Ne teyzen girecek, ne sevgili karın mezara seninle girecek, ne güzel oğlun seninle girecek. Sen bir gün mezarda Allah'tan ve kendinden başka hiç kimse kalmayacak. Ne zaman? Az bir karış mesafe kaldı. Yani bu D10.000 sene sonra olmayacak. Bir gün sen ve Allah'tan başka kimse kalmayacak. Ya ne kadar zaman sonra bu mesele? 10.000 sene sonra yok. Kabirde çok az kaldı. Allah bir Muhammed al. Öyle bir tevhid denizine dal. Tevhid, Molla Abdurrahman-ı Camii, teklik marifet bilgisinden hasıl olur. Marifet bilgisi 4 şeyi bilmekle olur. Dünyayı bilmek, ahireti bilmek. Madem dünya süslü bir mezardır, ahireti bil şimdi. Ahiret bakidir. Süslü mezarımı istersin, baki alem. Ahireti, öylesi dünyaya niye meyledersin? Nefsini bil. Nasıl? Bir gün senden ve Allah'tan başka kimse kalmayacak. Allah ebedül ebed baki. Hesap hak, sırat hak, mizan hak. Ha, nefsini bildim. Nefsini bilince Allah bilinmiş olur. İşte bu haftaki sohbetimiz nefsini bilmek üzerinedir. Öyle tevhid denizine dal ki, öyle boğul ki sen de aradan çık. Çünkü sen seni bilmezsen sen seni Allah'ı bilemezsin. Senin içinde senden gayrı bir sen var. Benim içinde benden gayrı bir ben var. Yani benim bir nefsimin arzusu, mal sevgisi, kadın sevgisi, çocuk sevgisi, dünya sevgisi var. Bir de bunun içinde vahdet sevgisi var, tevhid sevgisi var, Allah sevgisi var, ahiret sevgisi var, din kardeşliği var, vatan kardeşliği var, iman kardeşliği var.
Şu halde şehvet, gazap, kin, nefret benim halim. Senden içeriye bir sen daha var. Ha, kalp temizliği, gönül yüceliği, ruh asaleti, hakkı bilme, Mevla'yı bulma var. Süleyman'dan içeri bir Süleyman var içeri. Ha, bir Cenab-ı yaratılmış Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden Davut Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman var. Bir de Hazreti Süleyman'ın içinde Hakk'a giden bir Süleyman daha var. İşte biz Süleyman'dan içeri Süleyman'ı arıyoruz. Her birimiz Davut, Ahmet, İsmail, Mehmet, her birimiz. Bunun içinde ene var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Sözler Mecmu'u Sözler kitabında biz emaneti semavata, dağlara, yeryüzüne verdik, kabul etmedi, insan yüklendi hükmünü. Ene kabul ediyor, ene. Ene nedir? Ben, benlik. Benlik Allah'ın vahdaniyetine ölçüdür. Şu duvardan, şu duvara kaç metre? 25 metre. Metreyi bilirsem 25 tane katlanacağını bilirim. Şu kitap kaç kilo ağırlığında? 2 kilo. Kiloyu bilirsem bunun kaç tane tartılacağını bilirim. Ben ene Allah'ı bilmek içindir. İlmim var. Ha, Allah'ın muhit, sonsuz sınırsız ilmi var. Kudretim var. Allah'ın kudreti nihayetsiz. Benim kudretim ölünce biter. Allah'ın ölümü yoktur. Kul huvallahu ehad, Allahu semed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Malikim. Nereye? Şu ev benim. Şu tarla da benim. Şu taksi de benim. Ha, bu bir vahittir, ölçüdür. Şu halde şuradan şuraya kadar benim. Ya bundan ötesi Ahmet'in. Ondan ötesi İsmail Ağa'nın. Ondan ötesi, ondan ötesi Allah'a gelir iş. Şu halde bizdeki verilen nimetler, bizdeki verilen ilmi, değerler bir ölçüdür, kıyastır. Allah'ın azametini tanımak içindir. Elime ben bir ip alsam, aldım. Bu bir hattır. Bu hattı çeviriyorum. Silindir oldu. Kıvırıyorum. Üçgen oldu, dörtgen oldu. Dörtgeni katlıyorum. Kare oldu, küp oldu, teybin şekli oldu. Katlıyorum. Cami oldu. Katlıyorum, dünya oldu. Şu halde ene vahidi kıyasıdır. Allah'ı bilmek içindir. Hükmü nedir? Hükmü emanettir. Hükmü nedir? Ariyettir. Ödünç verilmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 40 senelik hayatımda, 30 senelik ilmimde 4 kelime, 4 cümle tanıdım. 4 cümlenin biri, ben bana malik değilim. Neyim? Her şeye malik olan bana da malik. Ben bana malik değilim ki. Ya neyim? Bütün her şeye kim malik ise bana da malik o. Ben malik değilim. Her şeye malik Halik'tır. Şu halde muhteremler, ölçüyü alıp tarttığımızda bu emaneti filozoflar gibi kendimize mal edersek felsefe doğar. Materyalist felsefe doğar. Dünyayı ifsad eden 4 Yahudi doğar. Karl Marx ekonomik eşitlik diye komünizmi icat etti. Durkheim ahlak diye ahlaksızlığı icat etti. Ahlak dedi bir varsayımdır. Bugün hırsızlık haramsa dün helaldi. Şu halde ahlakı değer diye bir şey yoktur. İslamiyet'in kökünü yıktı. Freud her bir şey şehvet içindir. Bütün hayatın temeli şehvettir dedi. İsmeti, iffeti, vakarı, merhameti sildi götürdü namussuz Yahudi. Avusturyalı Yahudi. Dünyaya 4 Yahudi hakim oldu. Dünya aşure gibi tatlıyken zehir gibi acı ettiler. Karl Marx, Durkheim, Freud, sonra maymundan eden Yahudi. Neydi o domuzun adı? Maymun etti Allah onu kabirde. Darwin. İnsanın ceddi maymundur.
Maymun da köpekten oldu, köpek de kediden oldu, kedi de ufak bir çekirgeden oldu, çekirge de pireden oldu, pire de denizin kıyısında yosundan oldu. Yosun işte orada kaldı. Sonradan ispat edildi ki bu Yahudi insan kafasına maymunun azalarını organik olarak yerleştirdi. Laser ışınlarıyla o kafatası tahlil edilince maymunun parçası insan kafatasına montaj edildiği görüldü. İflas etti fikri. Kasten söyledi, papazdı namussuz. Kasten insan neslini Adem Aleyhisselam'a bağlamaktan, akideyi yıkmaktan, dini yok etmekten anlatmak için bu uydurma felsefeyi koydu. Karl Marx ne zaman din, milliyet, mukaddesat gibi şeyler ekonominin temelidir, asıl temel ekonomide adalettir sözünü savunurken Darwin'in sözüne hayran oldu. Dedi benim davaya Darwin dedi, Darwin benim davaya en büyük hizmet etti. Dinsizlik cereyanının tohumunu dedi Darwin ekti. Karl Marx komünizmi ekti. Darwin'in sözünü duyunca ne dedi Darwin? İnsanın aslı maymundur. Maymunun aslı kedidir, köpektir. Gönlü bir karıncaya kadar küçülttü. Karl Marx Darwin'in bu nazariyesini duyunca dedi dinsizliği yok etti. Dini imanı yıktı. Yaşasın Darwin benim temeli dedi ekonomik sosyal adaletimi. Sağı kaldırmayan sağda sosyal adalet vardır zaten temelinde. Sosyal adaletime Darwin sağ olsun ok attı dedi. Böylece dört Yahudi felsefe ile filozof olarak materyalist akılla vahdaniyeti en iyi unutup ariyeti emaneti benim dedi. Kudreti kendimin dedi. Kuvvet kimdeyse hak ondadır dedi. Halbuki hak, kuvvet haktadır. Kuvvet hakta olursa adalet olur. Ha, hak kuvvetli olursa zulüm olur. Onun için zulümün başı 70 senede komünizm yıkılarak Allah başına balyozu indirdi. Şu halde konuya dönüyorum. Ene vahidi kıyasıdır. Yani Allah'ın azametini bilmek için bir birimdir, ölçüdür. Bu ölçü bana emanettir, ariyettir, benimdir dediğin zaman felsefe olur, filozof olursun. Dinsizliğin tohumudur. Ne zaman Allah'ın vahdaniyetini felsefe kapmış da filozoflar önde olduysa dünya ifsad olmuş. Ne zaman hakkaniyeti peygamberler ve evliyalar ve ulemalar kaptıysa adalet olmuş, sosyal adalet olmuş, karınca ile deve bir olmuş. Karıncanın sözünü Süleyman Aleyhisselam Sure-i Neml'de semadan duymuştur. Onun için 70 sene zulüm sürdü, 70 sene sonra komünizm, materyalist felsefe iflas etti, türkü serbest kaldı, Varşova Paktı battı, hala adaleti felsefede arayanların kulakları çınlasın, Allah onlara anlayış versin, insaf versin, iman versin. İman ile Mevla-i Müteal ve Tekaddes Hazretlerini bulmak nasibi müessere eylesin. Bizim konuya girmedik bugün, nasıl oldu? Musa Aleyhisselam, Beni İsrail ve nefisti mevzu. Oraya hiç giremedik, mukaddemede kaldık. Mevzu duruyor Allah bir. Tasavvuf hayat 33. hafta, nefsin 11. haftası, konu Cenab-ı Musa Aleyhisselam, Beni İsrail ve nefis. Kaldık orada, nasıl edeceğiz, giremedik. Neye giremedik? Orayı anlamak için şurayı bilmek lazımdı. Namazı kılmak için elhamı öğrenmek gibi. Elhamı öğrenemezsin, namazı nasıl kılacaksın? Abdesti alamazsan namazı nasıl kılacaksın? Anlatacağımız mevzu ayetlerle Sure-i Taha ve diğer Sure-i Şerif, Sure-i Araf gibi surelerle en önemli hükümler olduğundan onu anlatayım, anlaşılması için şunu söyleyeyim derken orada kaldık. Su gibi de terledim Allah bir. Her tarafımda ıslak oldu benim, sizinkini bilmem.
Yani bütün vücudum ıslak şu anda, ha. Su akıyor her yerimde. Nasıl edeceğiz? İsterseniz bir pauza verelim. Çok terledim kardeşim, ben daha anlatırsam her yerim su oldu, dışarılara çıktı. Sen dinliyorsun ama ben habire motor çalıştırıyorum, yakıt yakıyorum. Yakıt yakınca motor ıslandı. Sen pencereden dünyayı seyrediyorsun, ben tekerleklerle rayda yürüyorum. Elbet benimki zor seninkinden. İstersen bir pauze yapam. Ondan sonra Allah ne yapar bilmem. Şimdi birinci pauzede, yani birinci istirahatta, molada, askerlikte mola bunun adı, Almanya'da pauze, şeriatta aralık, bölüm. Ders alacaklara ders vere koyalım, ben çamaşırı değiştireyim. Siz de sabır, ben de metanet, kuvvet olursa yolumuza biraz daha gideriz.